Herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Sirkeci'deyim. Okulu bitirdim ben yüksek dereceyle. Ondan sonra buraya işe başladım. Babadan ben böyle gördüm, böyle devam ettiriyorum. Baksana ekmek kapanmamış resmen. 1922 senesinde Münir Bey dedemiz keşfetmiş bunu. 2 saat, 2,5 saat kaynaya kaynaya bu hale geliyor. İlk başta aslında kendimize yapmaya başladık. Baksana böyle dürüm gibi bir ciğer sandviç. Bir cerrah gibi işliyor sabrımızda döneri. Tamamen yaprak dönerim abi. Kıyma falan yok gibi. Kıyma yok. Yaprak döner, dönerimiz. 60 senelik. 60 senelik. Aynen. Bugün sihir gezeceğiz. Çok güzel lezzet duraklarını beraber gezeceğiz. Yaklaşık bir aydır falan YouTube videosu çekmiyorduk. Çekemedik bazı sebeplerden dolayı. Bugün video çekelim dedik. Bir aydır günlük güneşlik hava bugün böyle kapalı. Hatta az önce yağmur yağıyordu. Ama hava şartları ne olursa olsun bugün çok güzel bir liste hazırladım. O listeyle beraber güzel bir sirkeci lezzet turu yapacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumunuza destek olmayı unutmayın. İlk durağımla hızlıca başlıyorum. Herkes şimdiden iyi seyirler. Şimdi Sirkeci'de Kayseri Han'da bir sandviççiye geldim. Burası ikinci kuşak bir yer. Seyyar'la başlayan ve şimdi Han'ın içerisinde devam eden babadan oğula bir sandviççi burası. Ama çok farklı bir sandviççi. Hadi içeri doğru geçelim. 87'de babam başladı. 1-2 sene sonra ben yanına geldim. Yani her gün günlük kesim olduğu için tadı tutmaya çalışıyoruz. Okulu bitirdim ben yüksek dereceyle. Ondan sonra buraya işe başladım. 10 tane, 15 tane üniversite bitirdim burada. Babadan ben böyle gördüm, böyle devam ettiriyorum. İşte işin gerçeği bu. Bak. Hani ilerletebildiysen ne mutlu bana. Standart 150 lira. Onun bir ufağı var, o da 120 lira. Afiyet olsun beyler. Baksana ekmek kapanmamış resmen. Dedim ya az önce de böyle ekmek arası açık bir kahvaltı gibi. Ben şöyle sağlam bir lokma alarak başlıyorum müsaadenizle. Eski usul İstanbul sandviçi. Biber acıymış. Yani şu sandviçin sizi mutlu etmeme ihtimali yok. Çayda burada çay ocağından çay söylüyorsunuz. O da 10 lira. Sandviçin de büyük boyun. Şu anki fiyatı 150 lira. Ama 1-2 güne muhtemelen zam gelecektir ona da. Ama bence bugünün koşullarında bu kadar malzemeye fiyat bence iyi. Ben şimdi buna devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, Sirkeci'de bir diğer durağımda Münir Bey 1922. Buranın aslında çok eski bir kavurmacısı. 1922'de başlıyor ama sonradan bir ara veriyorlar. Şimdilerde de torunlar yeniden Münir Bey'in 1922'yi, kavurmacı Münir Bey'i yeniden yaşatmaya başlıyor. Hadi gelin içeride şöyle ekmek arası kavurma yaptıralım. Sonra bir güzel kavurmayla rotamıza devam edelim. 1922 senesinde Münir Bey dedemiz keşfetmiş bunu. Kavram yağında kemik suyu ilik suyundan yani kendi şeyinden, özünden. Şu ilik suyu mu? Evet. Öyle yavaş yavaş 2 saat, 2,5 saat kaynaya bu hale geliyor. Sadece ekmek arası veriyoruz. Önce ekmeğimizi ısıtıyoruz. Biraz kızarıyor ekmek sıcak sıcak. Bir de bu kavurma bittikçe mi takviye geliyor? Nasıl oluyor? Aynen öyle. Ekmeğimiz böyle. Burada tek ürün değil mi? Ekmek arası. Ekmek arası. Başka bir şey yok. Özellikle ekmek istemeyen var arkadaşlara. Normal porsiyonel tabağımız yok. Plastik tabakta sunabiliyoruz. Ekmekte yemeyen misafirlerimiz olduğu zaman böyle 100 gramı koyuyoruz, tartıyoruz. Tamam. Az bir şey atalım. Kekik var, ilave ediyoruz. O zaman atmıyoruz. Standartta nasılsa sen at. Tamam. Sonra böyle kese kağıda koyup. Bunun bu şekilde fiyatı ne kadar şu anda Gökhan Usta? 225 lira. Yanında böyle ne seçersek mi? Ayran, kola. Ayran, kola, fanta. Ben yanına bir de ayran alayım ya. Tabii efendim. Şira, ayran da büyük ayran galiba. Aynen öyle. Buyurun. Gökhan Usta'nın eline koluna sağlık. Hayırlı işler. Afiyet olsun.
içeride kavurmamızı yaptırdık. Şu şekilde göstereyim. Bak, az soğan attırdım ben. Böyle fazla etin önüne geçmesin ama soğan da böyle yakışıyor. Yanında bu şekilde turşusu var. Küçük bir parça turşusu var. Bir de büyük boy ayranı var. Ayranını da açayım. Burası da yine Sirkeci'de hemen meydanda. Aslında eski bir yer ama uzun süre ara verdikten sonra yeniden başlamış. Yeniden açılmış. Ben şöyle şunu böleyim. Bu şekilde kavurma, ayran, turşusu ile beraber 225 lira. Müsaadenizle başlıyorum. Güzel bir kavurma. İçinde herhangi bir baharat yok. Sadece ilik suyu, kemik suyu. Böyle birkaç saat pişiyor. Vallahi gayet lezzetli ve yemesi keyifli. Ekmeği de çok güzel. Ben şimdi buna devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Şimdiki durağım da Doğubank B kapısında Sirkeci ciğercisi ve tostçusu. Burası tostçu olarak başlıyor yıllar önce. Ondan sonra da esnafın talebi üzerine böyle kavurma ve ciğerle devam ediyor. İçeride pilav, kavurma, ciğer ve tostla şu anda devam eden bir işletme. Ama ben bugün buraya ciğer için geldim. Böyle patatesli Arnavut ciğeri yemeğe geldim. Sandviç ekmeğini yapıyorlar. Gidelim güzel bir ciğer hazırlatalım ve yolumuza devam edelim efendim. İlk başta tostla başladık. Tost tuttu. Ondan sonra dediler ki işte böyle hani ciğeri de çok iyi yaptığım için sakatatları böyle güzel servis yapıyorum. Ciğer ve yanında kavurma ekledik bu şekilde ilerledi. Talebe göre mi geldi? Evet, sistem. Talebe göre geldi. Esnaflar istiyor. Esnafların da hoşuna gitti. Evet, ekmek arası ciğer hazırlıyorum. Tabii. Dana ciğerimiz, dana Arnavut ciğeri, evet. Orijinal Arnavut ciğeri. Evet. Böyle soğanla çok güzel olur. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Biraz kokulu olacak ama... Yani ciğerin en güzel eşitçisi evet. Ya. Evet. İnce turşu yapıyoruz jelifone. Domates isteyenlere, aslında benim favorim bildir ama çünkü et yiyiciler genelde etin sulanmasını istemezler. Evet, evet. Ben dönerde, kavurmada falan çok böyle... Ama isteyen oluyor, mecburen domates bulunduruyoruz. Aslında sadece soğanlı servis ediyor. Bu şekilde fiyatı ne kadar? Böyle bir bu şekilde 130 TL. Yaklaşık 120 gram içinde ciğer var. %20 patates var. Yani 100 gram net bir ciğer verebiliyoruz. Kavurmamız var. Yağsız bir kavurma var. Yani. Evet. Ciğerde çok iddialıyım ama kavurmayı da yaklaşık 3 yıldan beri servis ediyorum. 15 yıllık bir yer. Şu an karışık lezzetlerle denemek isteyenler için özel bir böyle menümüz var. Evet, karışık ama birbirine karışmadan. Yani az bundan. Ahçı yemeği dediğimiz aslında. İki lezzete bakmak isteyenler olabiliyor bu şekilde. Tabii soğanını, turşunu, domatesini ekleyeceğiz. Toplamda 180 gram et var. Baksana böyle dürüm gibi bir ciğer sandviç. Hakikaten dürüm gibi. Ekmeği böyle uzun. Şöyle bir ekmekte dana ciğerinden sandviç hazırladık. Burası da buranın yine nispeten eski mekanlarından bir tanesi. Ben şimdi müsaadenizle başlıyorum. Pamuk gibi ciğer ya. Oo, çok güzel. Yolunuz Sirkeci'ye düşerse Sirkeci tostçusu, Sirkeci ciğercisi. Hem tost hem ciğer hem kavurma. Gördüğünüz gibi şahane şeyler yapıyorlar. Ama ciğeri mutlaka tavsiye ederim. Bir sonraki durakta görüşürüz. Şimdi de Sirkeci Hocapaşa Lokantacılar Sokağı'nda Kasap Osman'a geldim. Buranın ismi Kasap Osman ama burada döner yapılıyor. Döneri de böyle odun ateşinde yapıyorlar. Şimdi lafı uzatmadan doğruca içeri gidiyorum. Odun ateşinde yaprak döner. Bunu böyle kare mi kesiyorsun Sabri Usta? Aynen. Bir cerrah gibi işliyor Sabri Usta döneri. Tamamen yaprak döner mi abi? Kıyma falan yok gibi görüyorum. Yaprak döner, hep dönermiş. 60 senelik. 60 senelik. Aynen. Evet, Kasap Osman'da da şöyle bir dürüm yaptırdım. İkiye böldürdük. 220 lira şu anki fiyatı. Burası da buranın eski mekanlarından. 60 yıllık falan bir işletme. Dönerle devam ediyorum. Müsaadenizle başlıyorum. Lezzetli, böyle sulu, lokum gibi bir döner. Ama lavaş konusunda yani bir tık daha iyi olabilir lavaş. Ama döneri gayet oldukça lezzetli. Şimdi yavaş yavaş da videoyu kapatalım.
Sirkeci çok fazla lezzet durağı var. Bugün dördüncü yer oldu burası. Şimdi burayı ısınlandıracağız çünkü çok fazla yemek yiyecek yer var. O yüzden hepsini bir videoya sığdırabilmem çok mümkün değil. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Sizin de tavsiye edildiğiniz yerler varsa lütfen yorum olarak videonun altına bunları yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın.